Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün 2011 aksenteri aracımızın kronik sorunu olan petek tıkanıklığı çözümünü, yani petek değişimini göstereceğiz. Petek değiştirmedeki iki sorunum vardı. Neden değiştirdiğimi. Bir, içerisi yeteri kadar ısınmıyordu. Yani sağ taraf sola göre daha sıcak üflüyordu ama sol taraf, şoför tarafı o kadar fazla iyi sıcaklık vermiyordu. Birinci sebebi buydu. İkinci sebebim de araç 1.4 LPG'li ve LPG'de araç soğukken özellikle daha fazla yapıyordu. Araçta tekleme oluyordu. Bu teklemenin sebebi de LPG ustamla görüştükten sonra şu LPG'nin regülatör dediğimiz, yani gazı yakan kısmı yeteri kadar ısınmadığı için, gaz da tam yanmadığı için tekleme yapıyordu araç. Şimdi düz bir bağlantı yapılmış LPG sisteminde. LPG'de, yani bu regülatöre gelen sıcak su sistemi aracımızın kalorifer peteğinden çıkıp da geliyor. Yani haliyle kalorifer peteği de tıkalı olduğu için buraya tam bir sıcak su gelmiyor. Yani tam anlamıyla ısınmıyor. Şimdi daha öncesinde era araçlarda özellikle göğüs sökülmeden petek değişimi yapılmıyordu. Ama artık çoğunlukla sık kullanılan bir işlem. Peteğimizi keserek, yani torpidonun altından peteği keserek o şekilde değişimini yapabiliyorduk. Evet arkadaşlar, yeni peteğimiz bu. Şurada görmüş olduğunuz kelepçe ve borular yardımıyla yerine oturtulacak. Ben tamamını çekemedim petek değişimi kısmının. Ama önceki yani çekilmiş, kesilmiş halini ve kirli hali, bunları şey yapacağım, videoya ekleyeceğim. Ara ara görürsünüz zaten. Şimdi peteğimiz değişti. Normalde şu görmüş olduğunuz iki tane boru ve dört tane kelepçe ile tutturuluyor. Araya böyle bir ek atılarak değişim yapılıyor. Gayet de sağlıklı. Zaten paspasta da şu an kirli ama yani ıslaklık herhangi bir şey gözükmüyor. Evet, petek değişimi bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Yani değişmiş peteği de kolaylıkla sökerek, o şekilde kelepçelerinden sökerek temizliği de mümkün. Bir önceki videomda, yani antifriz değişim videosunu izlediyseniz eğer, izlemeyenler için sağ taraf yukarıya linkini bırakacağım. Oradan giderek izleyebilirsiniz. Orada söylemiştim aslında ben peteği nasıl temizleyeceğimi gösterecektim. Ama içinden çıkan peteği biz radyatörcü ustamız keserek bizi içindeki pisliği gösterdi, kurumu gösterdi. Zaten detaylı kısa bir video ve fotoğrafını çektim. Onları da ekleyeceğim, şimdi görürsünüz. Yani bu şekilde petek değişimi aslında çok basit. Ben 250 TL'ye değiştirdim. Petek ve işçilik dahil, parçalar dahil. Yani petekte, yani arabanın içinde ısınmama sorunu olan arkadaşlar için özellikle bence güzel bir çözüm. Şu anda arabanın içi gayet iyi ısınıyor. Yani 5-10 kilometre yol yaptıktan sonra çok güzel ısınıyor. Yani fan 1'de çalışıyor neredeyse. O şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani anlatacağım bu kadar. Tamamını çekemedim dediğim gibi. Yani ispiral yardımıyla oradan belli bir parçayı keserek araya ek boru atarak değişimini yapıyorlar. Yani sağlıklı olmaz diyor servis. Aslında ben servise de sordum daha önce. Yani böyle bir değişim yapabiliyor musunuz diye. Onlar haliyle garanti kapsamında olması için tamamını sökmesi gerekiyor. Yani tamamını söküp de değiştirmenin maliyeti de yaklaşık olarak 500-600 lira civarı bir maliyeti oluyor. Bir de yani aracın göğsü komple sökülüyor. Tam randımanlı şekilde daha sonra montajı yapılsa bile randıman alınamayabilir belki. Sesler gelebilir vesaire vesaire işte. Ya, bu videomuz bu şekilde arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.